Başkanlarımız salonumuza teşrif etmek üzeredirler. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Adana'mızın çok değerli milletvekilleri, ilimizin saygıdeğer milletvekilleri, değerli belediye başkanlarım, basınımızın güzide temsilcileri, AK Parti'ye kuruluşundan bugüne omuz vermiş sivil toplum kuruluşu önderleri, Aksaray'ı AK Parti sevdalıları, il başkanlığımızın düzenlemiş olduğu 7. olağan il kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Divan Başkanlığı için bize ulaşan 2 adet önerge vardır. Bunları okuyup oylarınıza sunacağım. AK Parti 7. olağan il kongresine. AK Parti 7. olağan Aksaray İl Kongre Divan Başkanlığı ile divan üyeliği seçimlerinin tüzüğün 44/8. maddesi uyarınca liste yönetimine göre birlikte ve aynı anda yapılmasını divan heyetinin başkan, bir başkan yardımcısı, 3 katip üyeden teşekkür etmesini arz ve teklif ederiz.
değerli delegelerimin hazırının oylarına sunuyorum. Kabul edenler? Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci önergemi okuyorum. AK Parti 7. olağan Aksaray İl Kongresi'ne. AK Parti 7. olağan Aksaray İl Kongre Divan Başkanlığı ve divan üyeliği görevini yürütmek üzere aşağıda yazılı adayları arz ve teklif ederiz. Divan Başkanı Abdullah Doğru, 27. dönem Adana Milletvekili, Aksaray İl Koordinatörümüz. Divan Başkan Yardımcısı Muammer Tüzün, AK Parti Aksaray İl Genel Meclis Başkanı. Katip üyeler Ferhan Polat, İl Kadın Kolları Başkanımız. Mehmet Emin Kılıç, İl Gençlik Kolları Başkanımız. Melek Çakmak, Adıyaman İl Başkan Yardımcımız. Divan Başkanı ve Divan Kurulu'nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Divan Başkanımızı ve divanda yönetimde bulunan Divan Kurulu üyelerini kürsüye ve divana arz ediyorum. Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcım, kıymetli Yöre Yönetimler Başkan Yardımcım, kıymetli İl Başkanım, saygıdeğer milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekillerimiz, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ilçe başkanlarımız, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız ve Aksaray ilimizin çok değerli teşkilat mensupları, hanımefendiler, beyefendiler ve basınımızın güzide mensupları, Aksaray 7. olağan İl Kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada demokratik hayatımızın en güzel şölenlerinden birisi olan 7. olağan kongremizi hep birlikte heyecanla ve güzelliklerle gerçekleştireceğiz. Bilindiği üzere demokratik hayatımızın en hayati kurumlarından hiç şüphesiz siyasi partilerimizdir. Siyasi partilerin enerji topladığı, kendisini yenilediği ve kurumsal iş değerlendirmeye tabi tuttuğu olağan kongreler bir anlamda siyasi partilerin bayram günleridir. Bu kapsamda 7. olağan kongremizi partimize yaraşır bir demokratik olgunluk ile yine partimize yaraşır bir olgunlukla yapılması için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğiz. Bugün biliyorsunuz kongremizde müzik çalmıyoruz. Kongremizin haliyle coşku ifadesini de çok kullanamıyoruz. Şehitlerimiz var. Bu vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz var. Haliyle bugün bu vesileyle de kongremizi bu sükunet içerisinde götüreceğiz. Bu arada şehitlerimizin ve bu vatanı bize vatan yapan, bu devlet uğruna canını veren, bayrak uğruna, bu vatan uğruna canını veren bütün şehitlerimize ve dün şehit olan kardeşlerimizin ruhları için El Fatiha.
Allah rahmet eylesin. Allah mekanlarını cennet etsin. Değerli Hazirun divan heyetini sizlere tanıtmak istiyorum. Ben Abdullah Doğru, Adana milletvekiliyim. Divan Başkan Yardımcımız Muammer Tüzün, Katip Üye Ferhan Polat, Divan Katip Üyesi yine Mehmet Emin Kılıç ve Katip Üye Melek Çakmak Adıyaman. Ben şimdi sizlere değerli arkadaşlar kongre gündemini okumak istiyorum. Açılış ve yoklama yapıldı ve çoğunluğumuz vardır. Kongre Başkanlık Divan seçimi, kongre gündeminin okunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, protokol konuşmaları, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, gelir gider hesap raporunun okunması, raporlar üzerine müzakerelerin yapılması ve raporların ayrı ayrı oylanması, yönetim kurulunun ibrası, adayların tanıtımı ve okunması, seçimlerin yapılması, oy sayımı ve seçim sonuçlarının ilanı, dilek temenniler ve kapanış. Bu gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir ve bu gündem doğrultusunda kongremizi inşallah tamamlayacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu vatan uğruna canlarını veren şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nı okunmaya davet ediyorum. Değerli Hazirun, bu arada kongremize katılan misafirlerimizi burada anons etmek istiyorum. Genel Başkan Yardımcımız, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Adana Milletvekili Ahmet Zembilci. Aksaray Milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu. Yine Aksaray Milletvekilimiz İlknur İnceöz. Aksaray Belediye Başkanımız Evren Dinçer. Önceki dönem Aksaray Milletvekili Nevzat Palta. Önceki dönem Aksaray Milletvekilimiz Ahmet Yaşar. Önceki dönem Aksaray Milletvekilimiz ve Bakanımız Ali Rıza Alaboyun. Önceki dönem Aksaray Milletvekilimiz Mustafa Serdengeçti. Önceki dönem İl Başkanımız Abdülkadir Karatay. Önceki dönem İl Başkanı Latif Ağır.
Önceki dönem il başkanımız Muhammed Fatih Yıldırıcı. Önceki dönem belediye başkanı Haluk Şahin Yazgı. İl Kadın Kolları Başkanımız Ferhan Polat. İl Gençlik Kolları Başkanımız Mehmet Emin Kılıç. Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu. Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen. Kırşehir İl Başkanımız Seher Ünsal. Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran. Önceki dönem Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar. Aksaray Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mustafa Çölkesen. Önceki dönem Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen. Önceki dönem Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin. Niğde İl Başkanımız Ömer Kılıç. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Karaman. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Serkan Şimşek. Genel Merkez Teşkilat Koordinatörümüz Ekrem Görçeker. Evet, bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bu arada ismini anamadığımız, gözümüzden kaçan misafirlerimiz de kusurlarımıza bakmasınlar. Onlara da hoş gelmişsiniz diyorum. Evet, şimdi 5. sırada bulunan gündemimiz gereği Sayın İl Başkanımız Hüseyin Altunsoy'u konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım, buyurun. Biz sizlerle gurur duyuyoruz gençler. Sayın Divan, Sayın Yerel Yönetimler Başkanımız, il milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, önceki dönem belediye başkanlarımız, önceki dönem il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın kolları başkanımız ve kıymetli üyeleri, Gençlik Kolları Başkanımız ve kıymetli üyeleri, teşkilatımızın tüm kademesinde görev yapan dava arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dava arkadaşlarım, AK Parti bir dava partisidir. Makam ve mevki partisi asla değildir. Büyük davalar çabayla, gayretle, emek ve alın teriyle yükselir. Emek verilmemiş, çilesi çekilmemiş ve bedeli ödenmemiş hiçbir davanın başarı şansı yoktur. Bugün bu kadrolarda olanlar ileride olmayacaklar. Ama bu dava ilelebet yaşayacak. Bizim davamız, bizim sevdamız Aksaray'dır, Türkiye'dir. Dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız vizyon ve destek ve güçle durmadan, yorulmadan gece gündüz hep birlikte çalışacağız inşallah. Bizim yol arkadaşlığımız pazara kadar değil, mezara kadardır. Bizler tesadüflerin, çıkarların ve hesapların bir araya getirdiği değil, ortak hayallerin, ortak hedeflerin, ortak ideallerin buluşturduğu insanlarız. Bu yolda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
ve Cumhur İttifakı üyeleriyle omuz omuza vererek ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bizler birlik olmadan dirlik olamayacağına inanan, aynı davaya, aynı sevdaya gönül vermiş dava kardeşleriyiz. Bizler toplu vuran yürekleri sindirecek hiçbir gücün olmadığını hem özellikle bilen, böyle bir mücadeleye yaklaşan, yanaşan bir hareketiz. Kongreler sadece kadroların değil, kardeşliklerin de tazelendiği, muhabbetlerin de perçelendiği anlardır. Çünkü biz buna inandık. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Aksaray, hep birlikte Türkiye olacağız. Özellikle belirtmek isterim ki, isimler, makamlar ve mevkiler hep birlikte geçici. Esas mesele geride eser bırakmak, gök kubbede hoş bir seda bırakmak. Bu anlayışla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yılda 81 vilayetimizde büyük hizmetler yaptık. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sosyal devlet uygulamalarına kadar her anlamda Türkiye'mize çağ atlattık. Ülkemize ve ilimize Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamen kat be kat daha fazlası yatırımlar yaptık. Her şey Aksaray için diyerek çıktığımız bu yolda gece gündüz çalıştık. Çalışmaya da teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle ve belediye başkanlarımızla devam edeceğiz. Değerli Aksaraylı hemşehrilerim, Salihler Şehri Aksaray'dan tüm dünyaya sesleniyoruz. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan asla bizi geri döndüremeyeceksiniz. Ülkemizi hedeflerimizden asla geri çeviremeyeceksiniz. Biz onun için diyoruz ki, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Kıymetli yol arkadaşlarım, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı görevimi tarafıma tevdi ederek bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Erkan Başkanımıza huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. Yine Teşkilat Başkan Yardımcımız Halis Başkan'a teşekkür ediyorum. Yine bizlere emeği geçen il koordinatörlerimiz Abdullah Doğru vekilimize, Abdullah Güler vekilimize ve Ekrem Görçeker başkanımıza da ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bugün katılımlarıyla bizleri onurlandıran ve bizi yalnız bırakmayan yerel yönetimler başkanımız Mehmet Öseseki başkanımıza ve il başkanlarımıza, önceki dönem il başkanlarımıza, civar illerden gelen il başkanlarımıza, milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza, kısacası ismini sayamadığım tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yine katılımlarıyla bizleri onurlandıran STK ve oda başkanlarımıza, muhtarlarımıza, köy mahalle temsilcilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tabii 3 sene görev yaptık. Biz de kadın kollarımızla gurur duyuyoruz. Gençliğimizde daha fazla gurur duyuyoruz. Değerli hemşehrilerim, değerli dava arkadaşlarım, tabii 3 yıl görev yaptık. Aramızdan ayrılanlar oldu. Ama unutamadığımız bir isim var. Seyit Temel abimiz. Seçime 3-5 gün kala kaza yaparak rahmetli oldu. Kendisini buradan rahmetle yad ediyorum. Evlatları da sanırım burada davet etmiştim.
Onlara da Allah'tan sabır diliyorum. Kendisinin ismini yaşatmak üzere toplantı salonumuza Seyit Demir Toplantı Salonu adını verdik. Hayırlı olur inşallah. Değerli hemşerilerim, değerli dava arkadaşlarım, ezanı için, bayrağı için seve seve kanını, canını veren kahraman şehitlerimize, önceki gün şehit olan 13 kardeşimize ve birkaç gün önce içerisinde vefat eden Belediye Başkanımız Ahmet Er Beyefendi'ye, Kadir Topbaş Beyefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bugüne kadar görev yaptığımız arkadaşlara ayrı ayrı kurucusundan bugüne gelene kadar bütün teşkilat mensubu arkadaşlarıma çabaladığı, gösterdiği enerjiden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bundan sonra görevi dev alacak arkadaşlarımıza da bugünden itibaren başarılar diliyorum. Hedef 2023, hedef 2024, hedef 2053, hedef 2071. Kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum, hürmet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Başkanımıza konuşmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu arada kongremize kutlama telgrafı gönderen Sayın Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş Bey'in telgrafı var. Yine Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir Bey telgraf göndermişler. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza. Ali İhsan Yavuz AK Parti Genel Başkan Yardımcımızın telgrafları var. Yine Genel Başkan Yardımcımız Efkan Alabey'in telgrafları var. Yine Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan hanımefendinin telgrafları var. Ve sizlere Teşkilat Başkan Yardımcımız Halis Dalkılıç Bey'in selamları ve tebrikleri var. Evet, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Evren Dinçer Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım buyurun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan Yardımcım, çok kıymetli milletvekillerimiz, misafirlerimiz, teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, Aksaraylı hemşerilerimiz, 7. olağan kongremize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikli olarak Gara'da şehit düşen 13 tane vatandaşımız için, tabii aynı zamanda bugün cenaze merasimini gerçekleştirdiğimiz eski dönem Belediye Başkanımız Ahmet Er için de Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Çok kıymetli dava arkadaşlarım. Yaklaşık olarak 2 yıl önceydi. Burada aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdik. Yerel yönetimler sürecine başladık. Belediyeye geldiğimizden beri çalışmalarımızı gece gündüz devam ettiriyoruz. Sizlerin desteğiyle, katkılarıyla. Bu kutlu yolda, bu kutlu davada, bu çalışmalar içerisinde Aksaray'ımızın gelişen ve değişen ihtiyaçları çerçevesinde yapılması gerekenleri istişare ederek, el birliğiyle, gönül birliğiyle çalışarak Aksaray'ımıza yakışacak en güzel hizmetleri, çevre illerimizde, büyük şehirlerde olan hizmetlerin hepsini Aksaray'ımıza getirmek için elimizden gelen gayret ve çabayı sarf ediyoruz. İnşallah vatandaşlarımız da bu noktada bize destek oluyorlar, taleplerini, isteklerini iletiyorlar. Biz de ilerleyen süreç içerisinde Allah nasip ederse bunları daha da artırarak belli noktalara getirip Aksaray'ımızı olması gereken yere taşıma noktasında tüm çabalarımızı, gayretlerimizi sarf edeceğiz. Tabii ki zaman akıp gidiyor, zaman hızlı geçiyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz anı değerlendirip en iyi şekilde çalışmak hepimizin üzerindeki bir borçtur, bir vebaldir, bir sorumluluktur. Bu bağlamda üzerine görev düşen tüm arkadaşlarımızın beraber bu çalışmaları yerine getirdiğini ve getireceğimize olan inancımız tam ve kesindir. Dolayısıyla ben bu kongremizin tekrar birlik ve bütünlüğümüze, kongre adabına, kültürüne ve anlayışına uygun bir şekilde tamamlanıp hep birlikte yine hiç durmadan yolumuza devam edeceğimizde eminim, bu konuda da inancım tamdır.
Bu vesileyle ben tekraren toplantıya katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. İl başkanımızı tebrik ediyorum yeni yönetimiyle beraber. Yönetimden değişen arkadaşlarımıza da vermiş olduğu destek ve katkılardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, hürmetler sunuyorum. Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. Bu arada Aksaray Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mustafa Çöl Kesen Bey müsaade alıp ayrılmak istiyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Aksaray Milletvekilimiz Sayın Cengiz Aydoğdu Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım buyurun. Sayın Divan Başkanımız, kıymetli misafirimiz, Genel Başkan Yardımcımız, hemşerimiz Kayseri, Aksaray sayılır, Mehmet Özseseki Bey, değerli milletvekilim, önceki dönem bakanlarımız, belediye başkanlarımız, kıymetli belediye başkanım Evren Bey, tek tek hepinizi isim isim saymak isterim. Ama biliyoruz ki biz kardeşiz ve kardeşliğimiz Türkiye'ye inanmaktan, kendimize inanmaktan, geleceğe inanmaktan, Aksaray'a inanmaktan, Allah'a inanmaktan en önemlisi. La ilahe illallah dediğinizde aramızda bir sır doğar, o sır bizi ahirete kadar taşır. Biz o sırrın çevresinde yaşarız. Bugünlük hayat, bu dünyanın gailesi, siyasi partiler, görevler, memuriyetler, devletler, Allah'a olan kulluğumuzu daha iyi yapalım diyedir. Hep onunla irtibatlıdır. Her şey onunla irtibatlıdır. Çünkü bu millet 1000 yıldır onun emanetçisidir. Onun habercisidir, onun savaşçısıdır, onun askeridir. Bizim milletimiz elhamdülillah kurduğumuz bütün devletlerde ilahi kelimetullah deriz. Allah'ın kelamını yüceltme. Osmanlı ecdadımız nizam-ı alem demiş. Aleme nizam verme. Kendisini nizam-ı alemden sorumlu saymış. Büyük tarihçiler der ki, dünyadaki nizamdan, alemdeki nizamdan. Büyük devletler kural koyar, kurallarına uymaz. Kendileri uymaz, başkalarını uydurur. Büyük tarihçiler böyle der. Bunun bir istisnası vardır. Bunun istisnası Türklerin kurduğu devletlerdir. Osmanlı dünya devletiydi, kural koyuyordu. Koyduğu kurala hem kendisi uyuyordu hem herkesi uyduruyordu. Herkesin uyumasını sağlıyordu ama kendisi de mutlaka uyuyordu. Onun için bizim medeniyetimize nomokrasi derler. Kanun hakimiyeti, hukukun üstünlüğü. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür demesinin arkasında yatan felsefe budur. Biz aleme nizam veren bir gelenekten geliyoruz. Bir 100 sene önce bugünlerde ocağımızı su bastı. Bütün dünya üzerimize çullandı. Devleti aliyemizi kaybettik. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Kuvayi Milliye kadrosu bütün bir millet ayaklandı. Bu dikdörtgende tekrar bayrağımızı yükselttik, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Yeni bir yolculuğa başladık. Bu yolculukta tereddütler oldu, güçlükler oldu. Dünyanın o günkü şartlarında
girdiğimiz mücadelenin zorlu neticelerinde hoşumuza giden gitmeyen işler oldu. Milletimiz bir kısım tereddütler yaşadı ama bağımsızlığımızı, istiklalimizi, cumhuriyetimizi, devletimizi kurduk ve devam ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, elbette millet hayatının inişleri çıkışları olur. Büyük milletler büyük dağlar gibi başından bulut, başından kar, başından dert, başından gâile eksik olmaz. Biz de öyleyiz. Biz büyük bir milletiz. Türkiye bundan 30 sene önce ekonomik kriz içindeyken de büyük bir milletti. İstanbul işgal altındayken de büyük bir milletti. Haymana'yı savunmak zorunda kaldığımızda da büyük bir millettik. Düşmanı İzmir'de denize döktüğümüzde de büyük bir millettik. Şimdi de büyük bir milletiz. Demokrasiyi ararken de büyük bir millettik. Demokrasiyi kurarken de büyük bir millettik. Bu macera hepiniz biliyorsunuz. Gençler okuyarak öğrenecek. Yaşlılar biliyor. Bu milletin bir şekilde aktarılan bir hafızası var. Bizi millet yapan o hafızadır. Bizi bu salonlara dolduran o hafızadır. Yarınımızdan emin olmamızı sağlayan o hafızadır. Şimdi o hafızanın son kısmına değineceğim. Demokrasiyi ararken çok sıkıntılar çektik. Çok badirelere düştük. Birbirimize düştük zaman zaman. Türkiye 70'li yıllarda kardeş kavgası yaşadı. 50'de demokrasiye geçtik. 1960'da milletin, devletin emrindeki askerler itiraz etti. Başbakanımızı astılar. Anlaşamadık. Tekrar bir mutabakatla 61 Anayasası'nı yaptık. Yolumuza devam ettik. 12 Mart'ta başka bir sıkıntı çıktı. 12 Eylül'de başka bir sıkıntı çıktı. Milletin değerlerinden, milletin evlatlarının tereddüde düştüğünü gördük. Biz o tereddüdün üzerine, biz o tereddüdü yok etmek için milli değerlerimize olan imanımızı, bağlılığımızı ve bizi 21. yüzyıla taşıyacak olanın sadece o iman olduğunu bildiğimiz için siyasi mücadelenin 2000'li yıllarda farklı bir destanına şahit oldu. Bütün dünya, Türkiye ve Türk milleti. Milletimiz yeni bir destan yazdı. 2002 seçimlerinde adeta yeni bir devre geçiliyor gibi sessiz sandıktan bir yeni bir ihtilal çıktı. Yeni bir değişiklik çıktı, yeni bir umut çıktı. AK Parti iktidar oldu. 19 yıldır, 20 yıldır iktidardayız. Ama bu 20 yıllık iktidarımız demokrasi tarihimizin özeti gibidir. O güne kadar yaşananların tamamını sanki biz yaşadık yeniden. Hepsini yaşadık. Cumhuriyet tarihini adeta tekrar yaşadık. Hatırlatayım şimdi. Ben o zaman bürokrattım İçişleri Bakanlığı'nda. 360 küsür milletvekiliyle hükümet kuruldu. Ankara bürokrasisinin kanaati bunları fazla durdurmazlar. Bunlar uzun sürmez idi. Ve bu kanaat çok sahih, çok gerçek bir kanaatti. Hatırlayacaklardır. Sayın Genel Başkan Yardımcım bakıyor. Bugünlerin şahididir. İçinde yaşadı olayların aktarı olarak. Ben Mehmet Özseki adını ilk defa 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden duydum. O günleri yaşadı başkanım. Şimdi sizlere arz edecektir. Bütün bürokrasi, merkez bürokrasisi AK Parti fazla iktidar olamaz diye geçici nazarıyla bakıyordu. 360 milletvekiliyle gelmiş, 363 milletvekili. Ama o iktidar zayıf bir iktidar görülüyordu. Neden? Az önce dedim ya, milletin evlatları milletin değerlerinden tereddüde düşmüştü. O tereddüde düşen evlatlar öyle bir anayasa yapmışlardı ki, milletin seçtiği, milletin onay verdiği iktidar ayrıca Ankara'da bir takım vesayet odaklarından ilave onay almak zorundaydı. Öyle bir sistem vardı. Hatırlayın o günleri. Milletin seçtiği kafi gelmiyordu.
Ayrıca oradan da onay almak gerekiyordu. Vesayet odaklarından da onay almak gerekiyordu. Ama AK Parti işine baktı. Milletin dertleriyle ilgilendi. Hizmet üretti. Devleti çalışır halde tuttu. Bütün engellere rağmen, hatırlayın o yılları, Cumhuriyet mitiklerinden tutun da bir kısım içeride ve dışarıda olabilecek her türlü engellemeler. Sonra gün geldi, Cumhurbaşkanlığı seçimi vakti geldi. Akıllara ziyan bir şekilde o dönemler makamı büyük ve saygın, kendisinin hukukla ilgisi olmayan bir hukukçumuz 367 şartı koydu. Cumhurbaşkanlığı seçimi için toplantı yeter sayısı 367 olmalıdır dedi. Ve buna Türkiye itiraz edemedi arkadaşlar. Tekrar seçime gittik. AK Parti'nin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli uslubu, usulü buydu. İhtilafa düştüğünde ihtilafı millete götürüyordu. Milletin hakemliğine başvuruyordu. Problem çıktığında millete gidiyordu. Çünkü 15 Temmuz akşamı da duydunuz onu Cumhurbaşkanımızın ağzından. Biz hiçbir zaman milletin üzerinde bir güç tanımadık. Onun için demokrasi diyoruz. Onun için Türkiye diyoruz. Onun için Türk milleti diyoruz. Seçimler oldu. Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. Ezici bir çoğunlukla seçimi. Ve Türkiye'nin çoğunluğu almış, seçimi kurmuş, Cumhurbaşkanını seçmiş partisine kapatma davası açtılar. Biliyorsunuz, bunları gençler de hatırlar arkadaşlarımızın. Partinin kapanmasına kesin gözüyle bakılırken, Anayasa Mahkemesi bir farkla bir takım cezalara hükmetti ama kapanma çıkmadı. Türkiye yoluna devam ediyordu ama. Türkiye'nin yoluna devam etmesi, biz sadece kendimizi toparlarsak kimseyi ilgilendirmez. Ama biz millet olarak ayağa kalkmaya başlarsak bütün dünyayı ilgilendirir. Türkiye'nin dış ticaret hatlarının eşit olması bir dünya problemidir. Türkiye'nin içeride kederde, kıvançta, tasada bütün 80 milyonuyla birlik bütünlük içinde olması dünyayı paylaşanlar için, dünyanın rantını yiyenler için, o Cumhurbaşkanımızın söylediği beşler için, dünya sizden büyüktür diyor ya onlara, o beşler için bir endişe kaynağıdır. Çünkü Türkiye dünyayı yönetme tecrübesine sahip bir milletin evlatları yaşamaktadır bu ülkede. Bu ülke gelişsin, güçlensin, iyi olsun istemez kimse. Çünkü bizim ayakta olmamız adaletsizliklere dur demememizdir. Milletin ayakta olması İslam dünyasının doğal kaynaklarıyla, insan kaynaklarıyla, her şeyiyle sömürenlerin tedirgin olması demektir. O yüzden kıymetli kardeşlerim, değerli hemşerilerim, bugün bu salonda konuşurken, bu salonda kongre yaparken, bu salonda bugün Aksaray İl Teşkilatımızda bir istişare yapıyoruz. Şimdiye kadar geldik, bundan sonra nasıl gidelim diye. Bunu yaparken emin olun dünyanın gündemini ilgilendiren bir iş yapıyoruz. Hazreti Mevlana der ki, kişi aradığıdır, neyi istiyorsan odur, neyi arıyorsan osundur der. Bizim milletimiz farkında olsa da olmasa da dünyada olan biten her şeyle ilgilidir. Çünkü öyle bir gelenekten geliyoruz. Bunu biliyoruz, genlerimizde var. Tarihimize azıcık başımızı çevirdiğimizde Kanuni'nin Fransa Kralı'na yazdığı mektubu görüyoruz. Azıcık geriye doğru baktığımızda Viyana'yı iki defa kuşattığımızı görüyoruz. Bilir misiniz? Birinci Viyana kuşatmasından sonra Kanuni ordularını çekince
Orada kalan mızrak, kılıç vesaire parçalardan Avusturyalılar, Almanlar topluyorlar onu, kaynatıyorlar. Viyana'nın merkez kilisesi, Saint Stefan Kilisesi'nde bir çan yapıyorlar. Ve başına da bir nöbetçi dikiyorlar. Kilisenin mutat çan çalma saatlerinin dışında. Bu saatte niye çan çalıyor dedirtecek halka. Öyle saatlerde çan çalıyor ve Viyana halkına Türk tehlikesini unutturmuyor. Bu hoş. Ama bunun bize gurur veren kısmına geçen yıl gittiğimde oradaki arkadaşlarım, ben o kiliseyi tekrar görmek istedim. Orada gösterdiler kayıtlarında. Bu çan çalma işi arkadaşlar 1956 yılına kadar devam etmiş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. 1956 yılında Viyana Belediyesi toplanmış. Artık Türk tehlikesini hatırlatmaya gerek yok demişler ve o kadroyu lağvetmişler. Bu söylediğime Saint Stefan Kilisesi diye Google'dan girerseniz görürsünüz bu bilgiyi. Bizim çocuklarımızın, bizlerin bu bilgileri hatırlamamız lazım. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili dış basında duyduğunuz herhangi bir haberi bu bilgi çevresinde inceleyin. Bu bilgi gölgesinde izleyin. Evet. 12 Eylül 2010'da referandum yaptık anayasayı. Anayasaya şimdi geleceğim. Yine anayasa gündemimizde inşallah. Akabinde Türkiye daha önce hiç tanımadığı, tarihimizde görmediğimiz benzerlerini gördük. Hasan Sabbah, Haşhaşiler, Babayiler vesaire, ama böylesini görmemiştik. Daha önce hiç görmediğimiz türden bir ihanetle karşılaştık. İlk defa bir milletin, kıymetli kardeşlerim, kalbiyle oylandı. FETÖ hareketi bu milletin inancıyla, kalbinde sakladığıyla oynandı. Oraya saldırdı. Yani sadece Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba atmadı. Milletimizin iyilikseverliğine, yardımseverliğine, İslam'a olan bağlılığına, hepsine, o bütün güzel duygularımızı istismar edip Allah bir daha göstermesin, öyle bir süreç yaşatmasın, içimizden öyle insanları tekrar çıkarmasın, bizim kalbimizi bu şekilde istismar eden öyle bir ihaneti bir daha bize yaşatmasın. 17-25'i yaşadık. Peşinden 17-25'ten sonra bu millet AK Parti'ye daha büyük destek verdi. Hatırlayın o seçimleri. Peşinden uluslararası bir organizasyon 15 Temmuz. 15 Temmuz bir kalkışma falan değildi. Bir darbe, bir ihtilal girişimi falan değildi. Doğrudan doğruya, içeriden dışarıdan organize bir saldırıydı. Türk ordusu saldırıya uğradı. Türk devleti saldırıya uğradı. Türkiye saldırıya uğradı. Ama demokratist tarihimizin en güzel şeyi gerçekleşti o gece. Bu talihsizlik, bu ihanet milletimize verdiği oya sahip çıkma refleksini gösterdi. Allah'ın izniyle inşallah bundan sonra bu millet kendi sandığına, kendi demokrasisine, kendi oy kullanma hakkına, kendi yönetimini kendinin seçme hakkına sonuna kadar sahip çıkacaktır. 15 Temmuz bunu gösterdi. Dedim ki, demokrasi tarihimizin özeti gibidir. Kısa demokrasi tarihi gibidir. 20 yıllık AK Parti iktidarı. Dünyanın hangi üniversitesinde okutursanız okutun, 20 yıllık AK Parti iktidarı odur. Ama başkanım işaret ediyor, uzattığımı söylüyor. Şimdi geldiğimiz noktada kıymetli kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımız bir tartışma başlattı. Türkiye'de yeni anayasayı konuşmanın zamanıdır dedi. Ben de diyorum ki
Türkiye'nin geleceğini her zaman biz konuşacağız. Türkiye'nin geleceğini her zaman AK Parti konuşacak. Türkiye'nin geleceği bize tapulu inşallah. Hani diyoruz ya X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı, gençlik. Gençlik bizim geleceğimizdir. Biz Türkiye'nin geleceğini konuşmakla dünyanın geleceğini konuşuyoruz. Anayasayı konuşmak, nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediğimizi konuşmaktır. Takılmayın siz bu muhalefetin tartışmalarına. Onlara da diyoruz ki buyurun gelecek tasavvurunuzu ortaya koyun. Nasıl bir gelecek düşünüyorsunuz? Nasıl bir anayasa düşünüyorsunuz? Millet ittifakı diyorsunuz. O ittifak içinde birbiriyle taban tabana zıt kaç tane gelecek tasavvuru çıkacak bir görelim. Ya da kaç tane birbirine muvafık gelecek tasavvuru çıkacak görelim. Ancak bütün bu konuştuklarımız içerisinde öyle bir noktadayız ki kıymetli kardeşlerim. Şu anda yapmak istediğimiz her şeyle, ulaşmak istediğimiz her hedefle aramızdaki engel kendimiziz. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum gençler. Hazreti Peygamber'in, Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın bir savaş dönüşü, şimdi büyük cihat dediği. Kendimizi yetiştireceğiz. Kendimizi düzelteceğiz. Kendimizi kontrol edeceğiz. Eksiğimiz, gediğimiz var mı? Bir durum muhakemesi yapacağız. Durum muhakemesine düşmandan başlanmaz. Durum muhakemesine rakipten başlanmaz. Kendimizden başlayacağız. Şu anda AK Parti öyle bir yol ayrımında ki bu kongreler falan onun işareti inşallah. Eksiğimizi tamamlayacağız. Nerede aksaklık var ona bakacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Önce yeni bir AK Parti inşa edeceğiz. Önce ben yeni bir Cengiz Aydoğdu. Herkes kendini yenileyecek. Nasıl yenileyecek? Ahlakın ışığında, Kur'an'ın ışığında. Bizim az önce dedim ki hukukun üstünlüğü bizim milletimizin şiarıdır dedim. O bizim şiarımız genel ahlak dediğimiz şeydir. Doğruluk, dürüstlük, millete layık olmak, milletin ferdi olmak. Bize bakanlar bunlar o dedelerin torunları demeli. O zaman inşallah Türkiye çok büyük olacak, çok müreffeh olacak. Yeniden dünyaya da barış gelecek, kardeşlik gelecek. İslam barış demektir kıymetli kardeşlerim. Bizim milletimizin en önemli üstünlüğü kendi sahip olduğunu başkalarına vererek zenginleşmesidir. Bizler hepimiz dünyayı elinin tersiyle iten kahramanlıkları dinleyerek büyüdük. Dünyayı elinin tersiyle itmek, dünyayı paylaşmak demektir. Dünyayı diğer insanlarla paylaşmak demektir. O zaman inşallah yeniden büyük bir Türkiye olacak. Sayın Başkanım, ben bu konulara girince şeyini çok uzun gidiyorum. Kongreniz, il başkanlığınız hayırlı uğurlu olsun. Rabbim muvaffak eylesin. Aksaray AK Parti il başkanlığında görev yapan bütün il başkanlarıma, hepsini görüyorum buradan, teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun. Bütün teşkilatlarımıza, kadın kollarında, gençlik kollarında görev yapan arkadaşlarıma, bu salonu dolduran kıymetli kardeşlerime, buraya geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için, bu cesareti, bu dirayeti, bu kararlılığı, bu özveriyi gösterdiğiniz için hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olunuz efendim. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Aksaray Milletvekilimiz Sayın İlknur İnceöz'ü davet ediyorum. Sayın Vekilim buyurun.
Sayın Divan, çok değerli Genel Başkan Yardımcım, değerli milletvekili arkadaşım, önceki dönem beraber çalıştığımız çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım, değerli belediye başkanım ve önceki dönem görev yapan değerli belediye başkanlarım, burada dün bizimle beraber yol yürüyüp, o yol yürümekten hiç yorulmayıp, gönlü ve sevdası bizimle olan tüm kardeşlerim, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, teşkilatımızın her bir mensupları, değerli delegelerimiz, Aksaraylı hemşerilerim, kongremize hoş geldiniz diyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, biz de gençlerle gurur duyuyoruz. Şimdi gençlerime de birkaç cümle ve özellikle geçeceğim. Sözlerime başlamadan önce şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar bu ülkenin 780 bin kilometre karenin birlik ve beraberliği için canını hiçe sayıp bu vatan topraklarını vatan kılmak için şehit olan tüm kardeşlerimizi, vatan evlatlarını Allah'tan rahmet diliyorum. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bu ülkenin emanetine de hep birlikte sahip çıkacağız. Ve yine sözlerimin başında bugüne kadar 14 Ağustos 2001'de kurulan partimizde iktidara gelişimizin 2002, 19 yıl boyunca bizimle yol yürüyüp canı gönülden siyaset yapmış ama bugün aramızda olmayan ahirete irtihal etmiş olan tüm parti dava arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli kardeşlerim, Cengiz Bey burada çok güzel bir konuşma yaptı. O konuştukça benim anladım ki konuşma sürem çok daha kısaldı. Ama birkaç kelam edeceğim. Günün anlam ve önemine binaenaleyh. Biraz evvel Divan Başkanımız konuşmasını gerçekleştirirken şunu söyledi. Kongreler bir yenilenmedir. Kongreler dipdiri kalabilmenin, ileriye bakabilmenin önemli bir tazelenmesi, bir harekatın önemli bir parçası olarak kongrelerimiz çok değerli. Bugün burada görevden bir şekilde yeniden yönetime girecek olan kardeşlerime ben şimdiden başarılar diliyorum. Bugüne kadar emek vermiş tüm kardeşlerime de sözlerime başlarken teşekkürlerimi arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, özellikle bu sözlerim gençlerimize, daha biz iktidara geldiğimizde yeni doğmuş kardeşlerime. 14 Ağustos 2001 AK Parti kuruldu. O günün Türkiye'sini şöyle bir hatırlatmakta fayda var, hatırlamamızda fayda var. Hafıza-i beşer nisyan ile malumdur. Zannediyoruz ki bugün gözlerini 18 yaşında hayatı tanıyan gençlerimiz, 20 yaşında, 25 yaşında hatta 30 yaşında olan kardeşlerimiz. Zannediyor ki bugün Türkiye'de bu imkanlar hep vardı. Türkiye hep böyle güçlü, sözü dinlenen bir ülke, dünyada tanınan bir ülke zannediliyor. Sene 14 Ağustos 2001'den önceki Türkiye'ye baktığımızda o günlerde Türkiye'de ekonomik sıkıntılar, gerçekten dünyada tanınmayan bir ülke ve her yönden tehdit arz eden bir coğrafyada henüz liderini bulamamış bir ülke vardı. Koalisyon hükümetleriyle yönetiliyordu ve inanılmaz sıkıntılar yaşıyordu. AK Parti kuruldu. 3 Kasım 2002'de AK Parti ile beraber yeni bir dönemin Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman Genel Başkanımızdı ve muhtar bile olamaz diye başlıkların atıldığı dönemin arkasından Sayın Cumhurbaşkanımız Mart seçimlerinden sonra başbakan oldu ve o gün Türkiye'nin liderlik koltuğuna, dünyanın liderlik koltuğuna aziz milletimizin oylarıyla o gün başbakan olmak suretiyle oturdu ve o günden bugüne kadar direksiyonun başında ne yaparlarsa yapsınlar, nereden saldırırlarsa saldırsınlar, aziz milletimizin emanetine halel getirmemek için düğmenini milletin istikametinden başka bir yöne çevirmeden 19 yıldır o dümen elinde dünyaya Türkiye'nin gücünü, ülkemizin gücünü, milletimizin gücünü,
gösterebilmek için canla başla gece gündüz demeden çalışan liderin adı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi sözü bir, özü bir, dünyaya, adalete, hakka, inancıyla, duruşuyla ve 81 milyona diklenmeden dik durmanın ne olduğunu öğreten liderle bugün 19 yıldır siyaset yapmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Sizlerle de onur ve gurur duyuyorum değerli kardeşlerim. Biz iktidara geldiğimiz günden itibaren eğitimde, sağlıkta, emniyette, adalette her alanda çok önemli mesafeler aldık. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde Türkiye iktidara geldiğimiz günden beri şantiye alanına döndü. Savunma sanayinde çok ileriye giden bir Türkiye var. Bugün dünya pandemiyle mücadele ederken sağlıkta maalesef sınıfta kaldılar. Aksaray'ımıza bakalım. Aksaray'ımızda çok önemli bir şehir hastanesi yatırımımızla, hekimlerimizle bu süreci elhamdülillah çok güzel götürüyoruz. Çok güzel çalışıyorlar. Herkesin emeğine sağlık. Dünya sağlıkta sınıfta kalmışken Türkiye her alanda örnek olduğu gibi bu pandemi döneminde de çok önemli bir örnek ülke olarak ileride hedeflerine 2023, 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirebilmek için canhıraç. 20 sene önceki Türkiye'ye bakalım önünü göremezken bugün Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde 10 yıl önce bu hedefler konulduğunda zannettik ki 2023 yılı hiç gelmeyecek. Ama birkaç yıl kaldı 2023. 2023 hedefleri arasında bugün bakıyoruz. Yaptığımız pek çok güzel eğitim, ekonomi, sağlık, ulaşım, savunma sanayi yanında Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya vatandaşımızı göndermekten bahsediyor. Artık onun uzayı bahsettiği bir dönemde, tüm dünyanın Türkiye'yi tanıdığı bir dönemde konuşulacak pek çok şey, inanın teferruattan öte bir şey kalmaz. Hedeflerimiz belli. Biz dün önünü göremeyen Türkiye değil, bugün hedefleriyle ileriyi gören, planlayan, programlayan, hedeflerin ne olduğu belli olan bir ülke konumuna geldik. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza, onun tüm dava arkadaşlarına, yol arkadaşlarına yürekten teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah'ım inşallah bu topraklarda daha nice sürelerce AK Parti iktidarlarıyla beraber yapacak işlerimizi tamamlamayı nasip etmesini özellikle temenni ediyorum. Onun için bugün burada bu salonda bulunan her bir ferdimizin çok önemli, çok değerli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu davada yol arkadaşı olan herkesin çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. İsimlerimiz bilinmese bile, unutulsak bile bir gün bir yerlerde falan mahallede falan köyde ben de Recep Tayyip Erdoğan'ın bir neferiydim deme onuru hepinize yeter diyorum. Çok şükranlarımı arz ediyor. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Allah hepimizin başta Sayın Cumhurbaşkanımızın yar ve yardımcısı olsun diyor. Allah'a emanet kalın diyorum. Sayın Milletvekilimize teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Değerli hazirun, değerli delegasyon tam saat 14'te, saat 2'de Sayın Cumhurbaşkanımızın bağlantısı gerçekleştirilecektir. Bu arada son konuşmacımıza geçiyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, doğrusu benim siyaset yaptığım dönemde Sayın Genel Başkan Yardımcımız, belediye başkanı değil başkanımız olduğumuz dönemde hep konuşmalarında kendimiz konuşuyor gibi hissederdik. Yine aynı konuşmaları yapmak üzere Sayın Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özal Seki Bey'i davet ediyorum. Sayın Başkanım buyurun. Aslında misafire hoş geldiniz denilir. Ben buralıyım.
Gençler, Allah sizi var etsin. Sayınızı çok etsin. Ve yaptığınız çalışmalarda istikamet üzere sizi daim etsin inşallah. Çok kıymetli protokol. Değerli kardeşlerim, hanım kardeşlerim, gençler. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Saygıdeğer divanı da selamdan unutmayalım bu arada. Hakkınızı helal edin. Atlayarak devam ettik. Değerli kardeşlerim, bir şenlik içerisinde, bir düğün havası içerisinde kongremizi yapıyoruz. Önde oturan kardeşlerime bakıyorum. Eskiden milletvekilliği yapmış ama bugün bir kenarda dua eden, gayret eden kardeşlerim buradalar. İl başkanlığı yapmış arkadaşlarım buradalar. Nevzat Bey, Haluk Bey, belediye başkanlarımız buradalar. Elhamdülillah. Görevden ayrılsak da, görevde iş başında kalsak da aynı ruh haleti içerisinde, aynı davaya, aynı istikamet üzere gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir düğün havası içerisinde kongremizi gerçekleştiriyoruz. Başkaları gibi küçücük ilçelerde bile sandalyeler havada uçuşmuyor. Çünkü onlar makam bölüşüyorlar. Çünkü onlar dünyalık derdindeler. Tarihten küçük bir kesit. Selçuklu İmparatorluğu'na ismini veren zat Selçuk Bey'dir. Oğlu Mihail erken rahmetlik olur. İki tane evladı vardır. Birisi Çağrı Bey, birisi Tuğrul Bey. Çağrı Bey büyüktür, posta oturması icap edendir hukuken ve teamülen örfen. Ama şöyle söyler. Kardeşim Tuğrul Bey benden çok daha ehildir. Devlet işlerinde dirayetlidir. Ben de iyi kılıç kullanırım. Ey divan, müsaade ederseniz kardeşim Tuğrul Bey posta otursun. O da izin verirse ben de elime kılıcı alayım. Fi sebilillah küffara karşı cihad etmeye devam edeyim. Böyle bir gelenekten geliyoruz. Allah'a hamdolsun. Ve bizim partimiz sıradan bir parti değildir. Bizim bir derdimiz var. Bizim millet diye bir derdimiz var. Bizim ümmet diye bir derdimiz var. Bizim bu vatanın bölünmez bütünlüğü ve yükselmesi diye bir derdimiz var. Bayrak diye bir derdimiz var. Ezan diye bir derdimiz var. Allah bu derdi elimizden almasın. Ölünceye kadar da istikamet üzere, son nefesi verinceye kadar bu uğurda mücadele etmeyi bizlere nasip etsin inşallah diyoruz. Liderimiz de sıradan bir lider değil. Ömrünü bir dava uğrunda, inandığı yolda, tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere kadar gelmiş olan bir lidere sahibiz. İlk tanıdığımda 90 yılların başıydı. Ticaret yaptığım yıllardı. İstanbul'da bir akşam yemeğinde dostlarla otururken uzun boylu bir delikanlı geldi masamıza. Selamünaleyküm dedi. İzin verir misiniz? Ben Refah Partisi İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Oturabilir miyim dedi. Buyurun dedik. Hiçbirimiz tanımıyoruz. Misafir ettik. Masada oturduğumuz bir saat içerisinde derdini anlattı, davasını anlattı ve ideallerinden bahsetti. O kalktığı zaman masadaki herkes dediler ki, ya bunlar ne biçim insanlar ya? Tanımadığı masalara gidiyor, izin istiyor, oturuyor, sonra derdini anlatıyor. İşte böyle bir lidere sahibiz. Geçtiğimiz yıl, iki sene oluyor, affedersiniz. Hepinizin tanıdığı, çok yakından bildiği meşhur bir sanatçı kardeşim beni Kabe'den arıyor. Mehmet abi, ben şu anda Kabe'deyim, haç için geldim. Burada tavaf yapamıyorum. Niye dedim, hayırdır? Hayranların Kabe'yi mi basmışlar? Sana orada rahat vermiyorlar mı? O ismini kendisi daha sonra söylerse dışarıda ben de zikrederim. Ama o yüzden kendisi söylemediği için ben ismini burada kullanmıyorum. Tahmin edeceğiniz bir pop sanatçısı, gencecik, pırıl pırıl bir kardeşimiz. Hayır dedi, buradakilerin beni tanıyıp tanımadığından değil. Göğsümde bir Türk bayrağı var. Bütün hüccaç, siyahi olanlar, sarışın gelenler, Malezya'dan gelenler, Endonezya'dan gelenler, Afrika'dan gelenler, Türk bayrağı, kocaman Türk bayrağını önce geliyorlar, bir öpüyorlar. Sonra da Kabe'ye dönüyorlar, Türkiye'den geldiğim için. Ellerini Kabe'ye doğru açarak Recep Tayyip Erdoğan diye duaya başlıyorlar dedi. Evet. Cumhuriyet tarihi boyunca yetiştirdiğimiz en yiğit insandan bahsediyorum.
O bizim elimizi açtığımızdaki dualarımızdır. O müminlerin, ümmeti Muhammed'in secdeye vardığındaki gözyaşlarıdır. Allah onunla birlikte olmayı, beraber yol yürümeyi hepimize nasip etsin, sonuna kadar devam ettirsin inşallah. Onun o gayretleriyle, çileli ömrü ve uğraşlarıyla Cenab-ı Hak iktidar nasip etti. Kardeşlerim biraz önce milletvekillerimiz bahsettiler. 18 yıldır iktidardayız. O kadar güzel işler yaptık ki, bütün AK Parti ailesi olarak hepiniz lütfen başınızı dik tutun. Gittiğiniz her yerde alnımız açık olarak iktidarımızdan ve yaptığımız güzel işlerden bahsedebilirsiniz. Hükümet etme noktasında gelmiş geçmiş bütün iktidarlardan daha da biz başarılıyız. Sağlıkta başarılıyız. Ulaşımda başarılıyız. Savunma sanayinde başarılıyız. Enerjide başarılıyız. Aklınıza gelen her bir alanda Allah'a hamdolsun başarılıyız, başarılıyız. Bunlara örnek verecek olsam saatler geçer. Siz de zaten takip ediyorsunuz. Ama bir iki konu daha var ki hükümet etme noktasındaki başarımızdan daha da önemli diye düşünüyorum ben. Birisi, inançlarımızın ve özgürlüklerin genişletilmesi noktasında daha önce iktidar olmuş, başbakan olmuş, rahmetlik olanların dahi başaramadığı bir konuyu elhamdülillah bizim iktidarımız ve cumhurbaşkanımızın liderliğinde başardık. Nedir bu? Evet, bir taraftan başörtülülere zulüm, bir taraftan adını bile doğuda söyleyemeyen kardeşlerimizin, ırkını bile söyleyemeyen kardeşlerimizin uğramış olduğu haksızlıkların dile getirilmesiydi. Bir gün bir televizyon izliyorum. İzmir Ordu evinin önünde bir anne ağlıyor. Niye ağladığını sordular. Yağışlı bir hava. Ablamız şöyle söylüyordu. Ben kocamı erken yaşta kaybettim. Ve benim evladım akıllı bir çocuktu. Yemedim, yedirdim. Harçlığımdan, ekmeğimden kıstım, onu okuttum. Teğmen oldu benim yavrum, teğmen. Şimdi karşı ordu evinde benim evladımın düğünü var. Ama beni içeriye almıyorlar. Niye almıyorlar? Sadece başındaki örtüden dolayı. Bir gün belediye başkanlığım sırasında eşim aradı. Acele eve gelir misin dedi. Hayırdır geleyim ama saat daha 5-6, bu saatlerde hiç eve geldiğim vaki değil. Çalışıyoruz çünkü. Acele gelmen lazım lütfen dedi. Atladım gittim. Vardım ki evin kapısının önünde 40-50 tane kız çocuğunun ayakkabısı var. Anladım. İçeride kız çocukları gelmiş. İçeriye girdim. Salonda kızlar dolu. Erciyes Üniversitesi'nin öğrencileri. Evde ne varsa Allah ne verdiyse ikram ediyor hanım da tabii. Sözcüleri çocuk dedi ki, Sayın Başkanım biz sizi büyük bildik. Abi bildik, onun için geldik. Bizim bir derdimiz var. Biliyorum dertlerini ama dinlemek lazım. Bizler başörtülü öğrencileriz. Ben tıp 3'te 4'te okuyorum. Bize diyorlar ki başınızı açın. Yoksa giremezsiniz. Biz başımızı açıp okumaya mı devam edelim? Yoksa bunlarla direnip mücadele mi edelim? Herkes benim yerine kendisini koysun. Elini vicdanına koysun. O çocuklara ne diyeceksiniz? Direnin derseniz belki okullarından atılacaklar. Aileleri dışlayacak, istikballerinden olacaklar. Ve her birisi perişan olacak belki de. Çoğu fakir çocuğu belli. Açın derseniz, Allah'ın emrine karşı ben nasıl hüküm icra edebilirim ki? Emin olun dilim tutuldu. Konuşmakta güçlük çekmeyen bir kardeşinizim. Elhamdülillah. Ama orada ne diyeceğimi bilemedim, boynumu büktüm. Sonra da kardeşim siz bilirsiniz dedim. Siz bilirsiniz. İçinizden nasıl geçiyorsa öyle yapın. Değerli kardeşlerim, bu günleri bize yaşattılar. O küçücük kız çocukların üniversite kapılarından geri çevirdiler. Başlarından örtülerini çektiler ve ağlattılar zalimler. Birçok başbakan bunlara şahitti ama gücü yetmiyordu. Elhamdülillah. Özgürlükleri biz geliştirdik. Doğudaki Kürt kardeşlerimizin de sorununu biz çözdük elhamdülillah. Çok şükür. Bir başka konu. Biraz önce Cengiz Bey de söyledi. Millet seçimlere gittiğinde kendine benzeyeni seçiyor. Kendi gibi düşünen, kendi gibi yaşayan, kendi gibi oturup yiyip içen insanları seçiyor. Kendinden olanı seçiyor.
Ama Ankara'ya gittiğinde onu tehlikeler bekliyor. Orada bir güruh var. Görünüşte anayasal kuruluşlar gibi ama yer altına inmiş uzantıları, yılanlar, çıyanlar tezgah peşindeler. 60'da Menderes'e yaptıkları gibi, 70'de 12 Mart muhtırası gibi, 80'de ihtilal yaptıkları gibi aynısını her gelen iktidar için, milletin seçtikleri için hazır bir vaziyette orada planlarını uygulamaya devam ediyorlardı. Bundan da herkesin haberi vardı. Onlar da bu numaralarını her gelene yapıyorlardı. Bize de muhtıra verdiler. Ama o muhtıra karşısında fotör şapkasını alıp gidenler yoktu artık. Siz kimsiniz, defolun buradan diyen bir başbakan vardı. Onun da adı Recep Tayyip Erdoğan'dı elhamdülillah. Bizim liderlerimiz, başbakanlar, cumhurbaşkanları yurt dışına gittiği zaman onları dik durmak bize sevinç verirdi. Oy verelim vermeyelim. Ama birçoğunda ezik gördükçe içimiz adeta acırdı. Ya niye böyle oldu derdik. IMF'nin kötü memurları bile bizimkileri hazır olda bekletirlerdi. Şimdi öyle mi? Hayır. Dünyanın karşısına çıkıyor. Dünya beşten büyüktür diyor. Siz kimsiniz diyor. Ve orada Türk milletini anlı şanlı bu milleti temsil ediyor. Elhamdülillah. Kolay da olmuyor. Biraz önce de bahsedildi, sayacak değilim. Ama iktidarımız döneminde 18 yıl boyunca 18 kere en az iktidardan düşürme, ihtilal denemesi vardı. Cumhuriyet mitingleriyle başladı. Danıştay saldırılarıyla devam etti. Parti kapatmalarla, muhtıralarla, 367 garabetleriyle devam etti. 2013 geldi, 4 tane ağacı bahane ederek Taksim'de güya o ağaçların yer değiştirmesini bahane ederek gezi olayları başlattılar. Gezi olayları başladığında Türkiye'de faiz %5'e düşmüştü. Çok büyük yatırımlar yapıyorduk. Kalkınma hızı dünyada ilk 3 içerisindeydi. O ağacı bahane ederek başlattıkları hareket sonunda birçok şeyin kötülük açısından kapısını açmış oldular. Ankara çağırdı bunları. Siz ne istiyorsunuz söyleyin dediler. Güya 4 tane ağacı bahane ediyorlar ya. Ankara'ya geldiklerinde deseler ki 1 milyon ağaç dikeceksiniz. Eyvallah. Ama öyle demediler. 1. Nükleer santral inşaatını durdurun. Allah Allah. Dünyada 455 tane nükleer santral var. ABD'den Rusya'ya kadar, Almanya'dan Fransa'ya kadar, Londra'nın etrafında bile 6 tane nükleer santral var. Ama biz yapmayacakmışız. Niye? Başka bir teknolojiye geçişimizi istemiyorlar. Boğaz Köprüsü inşaatını durdurun. 3. Havalimanının inşaatını durdurun. Büyük yatırımları durdurun diyen bir ekip vardı karşımızda. Evet, gezi olayları. Bir yıl sonra hukuk garabeti. Müthiş şekilde bir darbe girişimi. 17-25 Aralık. Arkasından doğuda başlattıkları çukur eylemleri. O dönemde Güneydoğu'dan sorumlu bir bakan kardeşiniz olarak o bölgelerdeydim. Gecem, gündüzüm Sur'da geçti, Nusaybin'de geçti, Yüksekova'da geçti. Hainlerin neler yaptığını, orada kendi vatandaşlarına nasıl zulmettiğini birebir görenlerdenim. Bir sene içerisinde 30 binden fazla ev yaptık. Evi yıkılan kardeşlerimizin hepsine ev verdik. Ama o namussuzlar, 13 kardeşimizi şehit eden lanet olasıcalar vatandaşa dönüp bu evlere girmeyeceksiniz. TC'nin verdiği evlere oturmayacaksınız diyerek baskı yapmaya yine devam ettiler. Elhamdülillah. O işlerin de altından kalktık. Onlar da çok geride kaldı. Ve 17-25 hadisesinden sonra nihayetinde bir de aynı grubun yapmış olduğu 15 Temmuz girişimi. Bakın bizim iktidarımız döneminde güllük gülistanlık bir ortam içerisinde rahat edilen bir şey yok. Her türlü belaların olduğu, sıkıntıların olduğu bir ortam var. Ama Allah'a hamdolsun ki işin başında AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Arkasında da sizler varsınız. Allah sizlerden razı olsun. Değerli kardeşlerim, herhalde birkaç dakikamız kaldı. Birazdan da Cumhurbaşkanımız bağlanacak. Ama birkaç şey söyleyerek huzurlarınızdan ben de ayrılmak istiyorum. Üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu toprakları son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır. Balkanlardan, Kafkaslardan, doğudan ve güneyden ne kadar kardeşimiz daralmış, bunalmışsa elhamdülillah bu topraklara gelmişler. Etle tırnak gibi olmuşuz. Devletimizi kurmuşuz. Ve burada huzur içerisinde biz yaşıyoruz. Fakat
fitne odaklarında durmak bilmiyor. Yer altından adeta örgüt kaynıyor. 50 yıl boyunca bir PKK belası. Bizim gençliğimizde Cengi Bey söyledi. Üniversitenin duvarlarında Bıcı Azadi, Kürdara Azadi yazıyordu. DDKD diye bir dernekleri vardı. Sonra FETÖ diye insanları din tarafından kandırmaya çalışan, şizofren manyak bir yapının esiri haline getiren bir başka yapı. 50 yıl boyunca o da devam etti. Allah hamdolsun ki biz bunların altından kalktık. Çok şükür. Biz kazandık. Hepimiz birden kazandık. Ama bir şey benim çok zoruma gidiyor ve ağrıma gidiyor. O da bunların mecliste temsil edilen siyasi uzantılarına destek verenler. HDP'yi kastetmiyorum. Malum zaten PKK'nın siyasi uzantısı tartışmasız. Konuşmaya bile değmez. Ama onlara oylarını alabilmek için veyahut da içinde taşıdığı gizli niyetlerden dolayı gece gündüz açık veyahut da gizli destek verenler. Bu benim içimi acıtıyor biraz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Deniz Baykal'a bir komplo, kaset komplosu yapıldıktan sonra yerine getirilen vatandaş, bir önceki genel başkan, yerli ve milli iken tam tersine her şeye müsait birisi halinde karşımıza çıktı. Her şeye müsait. Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. İki tane taktikleri var, hiç unutmayın. Konuşurken dikkat edin, bu iki taktiği görürsünüz. Birisi, gerçeklikle alakaları yok. Algı operasyonu çekiyorlar. Bütün dünyaları yalan. Yalan, yalan, yalan. Adeta bunların şeyhi Göbels olmuş, Göbels. Kim bilirsiniz değil mi gençler Göbels'i? Hitler'in propaganda bakanı. En büyük taktiği şu. Yalan söyle, durmadan tekrarla, büyük büyük yalan söyle. Dikkat edin, sayın genel başkanları başka olmak üzere. Geceleri gündüzleri yalan. Gerçeklik ayrı bir şey ama bunların dünyası ayrı bir şey. 2011'de aynısını da bana yaptığı için bunu çok rahat söylüyorum. Akşam konuşma yaptı, sabah basın toplantısı yaptım. Bir adam 10 dakikada nasıl 10 yalan söyler? 10 tane yalanı tek tek anlattım. Bu dedim Guinness Rekorlar kitabına aday bir adam. Ondan sonra bizim mahkemeleşmemiz başladı. Karşılıklı. Nihayetinde çok şükür bütün davaları kazandım. Epeyce de para aldım bunlardan. Yalnız şöyle bir ihtilaf oldu. Hocalara sordum. Bu para yenir mi diye. Hocalar dediler ki oğlum sen temiz adamsın. Bunların parası yenmez. Ne yapayım dedim. Fakir fukaraya dağıt dediler. Ben de gittim sucuk aldım tonlarca. Garibanlara dağıttım ama... İşte lider, işte teşkilat, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Değerli arkadaşlar, sayın cumhurbaşkanımız konuşmaya başladığı an bütün herkesin elindeki Türk bayrakları sallarsa Türk bayraklarını sizlerden istirham ediyorum. Buyurun. Sevgili sevgili Rizeli hemşehrilerim, sevgili Aksaraylı kardeşlerim, sevgili Eskişehirli kardeşlerim, sevgili Konyalı kardeşlerim, AK Parti il teşkilatlarımızın değerli mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, değerli dava ve yol arkadaşlarım, saygıdeğer divan heyeti, sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizler,
sözlerimin hemen başında içinde bulunduğumuz Efendimizin aleyhissalatu vesselam Allah'ın ayı diyerek tarif ettiği mübarek Recep-i Şerif'inizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kongrelerimizde görev alacak kardeşlerimi şimdiden tebrik ediyor. Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyor. Dar-ı Bekaya irtihal eden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Kongrelerimizde görev üstlenerek sorumluluk aldığınız, elinizi taşın altına koyduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aziz milletim, değerli kardeşlerim, bugün sizlerle ve milletimizle ülkemizin son 40 yılına damgasını vuran terör meselesiyle ilgili geçmişten bugüne gelen ve geleceğe de uzanan bir perspektifte hasbihal etmek istiyorum. Öncelikle Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe Kartal 2 harekatında şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 ay, bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların elinden kurtaracağız? Hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Ve gerek Savunma Bakanım, gerek Genelkurmay Başkanım, gerek Milli İstihbarat, gerek polis hep birlikte yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı ve ilk etapta bütün inlerine gireceğiz demiştik ya, mağaralara gireceğiz demiştik ya, 42 tane terörist bu esnada gebertildi. Tabii bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki şimdi mecliste bununla ilgili biz bir soruşturma önergesi vererek gerek İçişleri Bakanım gerek Savunma Bakanım bunun bütün detaylarını mecliste de gündeme getirecekler. Bu sabah grup başkanımız Naci Bey ile bunu da konuştuk. Bunun adımını da atacağız. Çünkü bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol. Bunlar dünyadaki koldaşlarına, yandaşlarına, paydaşlarına nasıl yalanlar söylüyorlar herhalde takdir edersiniz. Onlara fırsat vermeden işin gerçeği nedir? Bunları anlatacağız. Bunları arkadaşlarımız anlatacaklar. İşin içinde olan bizzat Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, İçişleri Bakanım anlatacaklar. Ki hakikat ortaya çıksın.
Tabii Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var. Evlere şendi. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz? Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Hani siz YPG'nin yanında değildiniz? Hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a binlerce tır, bunlar evet tank getirdiler. Binlerce tır mühimmat getirdiler. Ve bunları teröristlere teslim ettiler. Ve bu teröristlerle evet bizim güvenlik güçlerimizle orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek, bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız. Ve bunun içinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde gerçekleştirdiği bu operasyonda hamdolsun şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, 51'i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ordumuzun zaman ve mekan sınırı tanımaksızın ülkemizin ihtiyaç duyduğu, milletimizin bekası için gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebilecek seviyeye ulaşmasıyla Allah'a hamdolsun gurur duyuyoruz. Her geçen yıl daha da gelişen kabiliyetleri, donanımı, teknolojisi ve insan gücüyle Türk ordusunun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır. Son harekatımızda bu gerçeği biz de bir kez daha gördük. Ancak askerimizin karşısında duramayan terör örgütü maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor. Bunlar biliyorsunuz üstadın lafıyla alçak değil. Bunlar çukur çukur. Çünkü alçaklık irtifadır. Onun için bunlara yakışanı tam oturtmamız lazım. Bölücü örgüt PKK'nın yıllar önce kaçırdığı, dedim ya, bir kısmı 5 yıl önce, bir kısmı 6 yıl önce kaçırıldı bunların. Bunların içinde polis var, asker var, öğretmen var. Ama gel gör ki bunu başaramadı. Ve en sonunda alçaklar bu kardeşlerimizi işte orada baktılar ki artık buradan kaçış yok, çıkış yok. Bunların sözde lider durumunda olanı şu anda Malatya'da bütün tetkikler yapılıyor. Hatta arkadaşlarla müzakeresini, istişaresini yaptık. Aileleri bizzat gelip görsünler dedik. Ve aileleri de gelip görmek suretiyle Malatya morgunda bunlar onlara gösterilerek teslimi yapıldı yapılıyor. Bu masumların kanı Irak'ta veya Suriye'de hangi isimle faaliyet gösteriyor olursa olsun terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır. Bu sözüm
kendi ülkelerinde elinde çakı olan herhangi birisini bile potansiyel terör tehdidi olarak görenleredir. Diyor ya parlamentoda uzantıları, ellerinde çakı bile yok diyor ya. Vicdansızlara bak ya. Çakı yokmuş ellerinde. Bomba var. Her türlü silah var ama çakı yok. Bu sözün medya ve sosyal medya dahil her platformda teröre sempati besleyen, hatta bunun imasını dahi yapanlara karşı en sert tedbirleri uygulamaktan kaçınmayanlarıdır. Bay Kemal, bunları iyi öğren. İyi öğren. Bu öyle sıradan değil. Kimin nerede ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Ama sen de bunları öğreneceksin. İstesen de istemesen de öğreneceksin. Bu sözüm yanına aldığın paydaşlarınla, ortaklarınla Ankara'dan İstanbul'a yürümeye benzemez. Bu gerçekleri iyi öğreneceksin. Kimlerle beraber olduğunu iyi öğreneceksin. Ve bunun da bedelini bu millet size ödetecek. Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarlarını tehdit eden herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenleridir. Bu sözüm ülkemiz içinde terör örgütleriyle ve onların uzantılarıyla aralarına hiçbir mesafe koyamayanlarıdır. Bu sözüm Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarını hiçe sayıp terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecralarınadır. Evet, hepiniz bu 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz. Üstelik bu aynı terör örgütünün ilk katliamı da değildir. Bölücü terör örgütü, ekranları başında bizi izleyen milletim, bunları lütfen iyi takip etsin. Bölücü terör örgütü 1984 yılından bugüne kadar 30 bin sivil insanımızı aynı şekilde katletmiştir. Bunların içinde henüz gün ışığı görmemiş anne karnındaki çocuktan kundaktaki bebeğe, kadından yaşlıya, işçiden öğretmene, çobandan imama, sağlıkçıdan esnafa, her kesimden insanımız vardır. Dünyaya diyoruz ki, gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden, lütfen sen de bunları iyi tanı. İyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ'yü unutma, onu da iyi tanı. Onu da iyi tanı. Bunlar 1987'de Mardin Pınarcık'ta 16'sı çocuk. Parlamentodaki uzantılar var ya, orada zaman zaman böyle değişik değişik tonda açıklamalar yapıyorlar. 6'sı kadın, 30 kişiyi Siirt Eruh'ta 25 sivili gözlerini kırpmadan katledenlerdir. Bunlar 1990'da Şırnak Güçlü Konak'ta 12'si çocuk 27 sivili, 1991'de Mardin Midyat'ta 19 sivili, 1992'de Bitlis Tatvan'da 13 sivili, 1992'de yine Bitlis'te 19 sivili alçakça öldürenlerdir. Bunlar
1993 yılında Siirt'te bir okul bahçesinde elinize dilinize dursun. 13'ü çocuk, 22 kişiyi, Bitlis'te 33 silahsız askeri, Erzincan Başbağlar'da 33 sivili, Van Bahçesaray'da 14'ü çocuk, 24 sivili kurşuna dizenlerdir. Bunlar 1994'te Mardin Savur'da 11'i çocuk, 21 sivili, 1995'te Diyarbakır Kult'ta 20 sivili katledenlerdir. Bunlar İstanbul'da Mısır Çarşısı ve Beşiktaş saldırılarından, Ankara'da Anafartalar Çarşısı ve Güven Park bombalamalarına kadar her yerde ayrım gözetmeksizin tüm sivilleri hedef alanlardır. Bunlar 6-8 Ekim 2014 olaylarında 37 vatandaşımızı hünharca katledenlerdir. Bunlar Diyarbakır'ın Tanışık Mahallesi'nde bir kamyon dolusu bombayı patlatıp aynı köyden 16 vatandaşımızı feci şekilde öldürenlerdir. Bunlar Trabzon'da Eren Bülbül'ün, Diyarbakır'da Yasin Börü'nün, Batman Kozluk'ta öğretmen Aybüke Yalçın'ın, Pülümür'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ın katilleridir. Bunlar Diyarbakır Yenişehir'de üniversiteye hazırlanmak için dershaneye giden 6 evladımızın, ki bir tanesinin annesi de milletvekilimiz Oya Hanım'dır. Batman'da otomobilleriyle gezen 4 kız evladımızın hayallerini çalanlardır. Bunlar İstanbul Bağcılar'da Serap Eser kızımızı evine gitmek için bindiği otobüste canlı canlı yakanlardır. Bunlar bölgeye hizmet götürmek için yürütülen çalışmaları engellemek amacıyla her fırsatta şantiye basıp işçi öldüren, iş makinası yakan alçaklardır. Bu örgütün sivil katliamlarını eğer kitaplaştıracak olursak, Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır. Katledilen insanların hayatlarını roman konusu yapsak, Batılıların edebiyat birikimiyle filme aktarsak, sinema sektörünün toplam üretimiyle yarışacak bir arşiv ortaya çıkar. Tabii karşımızda bir insanın ölümü trajedidir. 1 milyon insanın ölümü ise istatistiktir. Böyle diyen bir zihniyet olduğunun da farkındayız. Refahını ve güvenliğini sömürü, kan, gözyaşı üzerine kurmuş bir dünyaya kendi hassasiyetlerimizi kabul ettirmenin güçlüğü bizi yolumuzdan alıkoymadı. Elhamdülillah. Ben şu kapalı spor salonuna bakıyorum ve alıkoymayacağım. Tabii ben burada bu kapalı spor salonundan, şu tıklım tıklım bu kapalı spor salonunu dolduran hemşehrilerimden bir şey istiyorum. 2023'te bir başka seçim yaşayacağız Rize'de. Sadece Rize'de değil, Türkiye'nin neresinde hemşehrilerimiz varsa hepsini inşallah ayağa kaldıracağız. Hepsine bulundukları yerde daha çok çalışmalarını, daha çok gayret göstermelerini isteyeceğiz ve her yerden bir başka inşallah heyecan doğuracağız.
hiç endişeniz olmasın. Evelallah biz dimdik ayaktayız. Dimdik ayaktayız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Her fırsatta ve her zeminde terör gerçeğini anlatmayı ve herkesi izana davet etmeyi sürdüreceğiz. Verdiğimiz şehitlerin bizi kutlu mücadelemizden vazgeçileceği sanılmasın. Ne diyor şair? Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Bir diğerinde vurulup ömrünün ilk baharında kanından çiçekler açar yanında. Cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık. Gençler, Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billah, bismillah. Ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi emvat, bel ahyaun velakin la teşkurun. Ve lenebluvennekum bi şeyin minel havfi vel cu'i ve naksin minel envali vel enfus ve semerati. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz. İşte mesele bu. Şimdi onlar Allah yolunda öldürülürler. Şehit oldular. Biz şimdi kendimize bakalım, kendimize. Biz ne olacağız? Biz ne olacağız? Evet, şehitlerimizin bizim geleceğimizi aydınlatan, unutmayın, kılavuzlarımızdır. Onlar bizim kılavuzumuz. Onlar bizim gururumuz. Onlar bizim şerefimiz. Ve biz de onların izinden iz süreceğiz. Bir kez daha cümle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşlerim, geçmişte teröre ve terör örgütüne sempatiyle bakmalarını, ülkemizin kalkınmada ve demokraside geri kalmışlığından kaynaklanan sıkıntılara bağlayanlar var. Bugünkü Türkiye artık kalkınma altyapısı ve demokratik standartları itibariyle bize bu imtihanı yönelten veya bu ithamı yönelten ülkelerin dahi elhamdülillah ilerisine geçtik. Yaşanan her küresel ve bölgesel kriz köklü çınarlarla kağıttan kaplanlar arasındaki farkı bir kez daha göstermektedir. Geçtiğimiz 18 yılda yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemizin en batısından hangi imkanlar varsa en doğusunda da aynı imkanlar var. Bugün İstanbul'da ne varsa Erzurum'da, Van'da da onu görürsünüz. Bu nedir bu? 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarında ayrım yok. Şimdi 18 yıl önce nasıl bir Rize vardı, bugün nasıl bir Rize var soruyorum sizlere. Şimdi diyorum ki 2023'te İnşallah Rize'nin yerel mimarisiyle şöyle tüm konutlarımızı yenilesek ne güzel olur değil mi? Bak gençler nasıl coştu görüyorsun. Şimdi buradan bir müjde daha verelim.
Şimdi kardeşlerim, Rize Artvin Havalimanı. Adil Bey, ne zaman bitiriyoruz? Maskeni çıkar. Sesini duyamıyorum. Aralık 2021'de Ulaştırma Bakanım diyor ki Rize Artvin Havalimanı'nı bitiriyoruz. Şimdi havalimanımız bittiği zaman buradan havalimanı kaç dakika? 15-20 dakika. Öyle mi? Aynı şekilde Artvin. Şimdi oranın da inşallah gözetleme kulesi aynen merkezdeki gibi bir çay bardağı olacak. Çay bardağı. Ve terminal binası da gerçekten muhteşem. Onu karıştırma şimdi, dur. Adım adı önemli değil. Önemli olan iş, iş. Şimdi bizim İsmail Bey'in bir lafı var. Laf değil, icraat. Ona bakacağız. Türkiye'nin 81 vilayetinin hepsinde de tüm vatandaşlarımız eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere kadar her konuda belli bir standardın üzerinde hizmet alıyor. Elhamdülillah. Aynı şekilde geçmişte tüm kesimlerden vatandaşlarımızın hayatını olumsuz yönde etkileyen ve zulüm derecesine varan yasaklar, baskılar, sınırlamalar da ortadan kalkmıştır. Darbelerin, vesayetin, siyasi ve sosyal krizin Türkiye'sinden milli irade eliyle yönetim sistemini değiştiren, yeni sivil anayasasını konuşup tartışabilen bir Türkiye'ye geldik. Eyvallah. Laf ola beri gele. Onların işi laf. Şimdi bir tarafta SİHA. Bir tarafta İHA, öbür tarafta da Ayasofya. Ey Allah'ım, sana hamdü senalar olsun. Hamdolsun. Gençliğimizin rüyasıydı bunlar. Şimdi gerçekleşti. Bu süreçte ülkemizin demokraside ve ekonomide geldiği seviye itibariyle denenmesi gereken bir yol olarak gördüğümüz için terör meselesini suhuletle sona erdirecek her adımı da attık. Samimiyetle uzattığımız el her defasında terör örgütü tarafından hünharca ısırıldı. Milletimiz kimin nerede durduğunu gördüğü için bu süreçte hep yanımızda oldu. Hep bize destek verdi. İşte şu salonun hali. Bakın, bir kongre yapıyoruz.
salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebalep dolu. Yarın da Trabzon Kongresi'ni yapacağız. Şimdi biraz sonra 3 tane farklı ile buradan video konferansla bağlanacağız. Oralarında kongrelerini yapacağız. Çünkü biz milletimizin gösterdiği istikamette büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için daha çok çalışarak yolumuza devam ettik. Ne bölge insanıyla, ne Türkiye'yle, ne de evrensel insani ve ahlaki değerlerle uzaktan yakından ilgisi kalmadığı kesinleşen terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir. Sizler de benim kalbimde taht kurdunuz. Sağ olun, var olun. Parasını veren herkesin tepe tepe kullandığı bir kiralık katiller sürüsüne dönüşen bu terör örgütünün son mensubunu da etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah o günler yakındır. Terör örgütü PKK'yı sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdik. Irak sınırımız boyunca teröristleri kıskaca alıyoruz. Şimdi Çayeli de işin ucuzunu buldu. Çaya bekleyiz. Suriye sınırımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu paramparça ettik. Darmadağın ettik. Teröristler için ne Kandil, ne Sincar, ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir. O dağlara kar yağdı, kar. Evet Allah. Mehmet'imiz elbisesiyle, silahıyla ve bir şey daha söyleyeceğim size. Kadınıyla, erkeğiyle. Tamamen o kar kıyafetiyle o dağlarda hesap soruyor. Ve bir gece ansızın her yerde teröristlerin tepesine binebilecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz. Bir daha söylüyorum. Teröristler güvendikleri dağlara birer birer kar yağdığını bilmelidir. Türkiye hem bölge devletleriyle hem bölgede etkinlik gösteren güçlerle giderek derinleşen ve genişleyen anlayış birlikleri geliştiriyor. Yakında terör örgütünün tutunacak hiçbir dalı kalmayacak. Irak'taki bölgesel ve merkezi yönetimle terör örgütünü tamamen bitirme noktasında mutabıkız. Suriye'deki Arap, Kürt, Türkmen, tüm kardeşlerimizi terör örgütünün boyunduruğundan kurtaracak yeni stratejiler geliştiriyoruz. Buradan terör örgütü PKK'nın içindeki kandırılmış tüm gençlere sesleniyorum. Gelin, bu kiralık katiller ordusundan bir an önce kurtulun. Anneleriniz, babalarınız, kardeşleriniz sizleri Diyarbakır'daki o çadırda bekliyor. Gelin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti samimi pişmanlık göstererek
kendisine gelen her vatandaşına şefkatle muamele etmektedir. Sizden önce gelenlere sorarsanız bu gerçeği öğreneceksiniz. Unutmayın, vakit daralıyor. Geç kalmadan kendinizi bu kirli yapıdan kurtarın. Bu vesileyle dünya kamuoyuna bir kez daha açıkça ifade ediyorum. Gara'da yaşanan bu katliamdan sonra artık hiçbir ülke, hiçbir kuruluş, hiçbir yapı ve kişi Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz, eleştiremez, karşı duruş sergileyemez. Çünkü bu katliamı yapanlar güçlerini ve cesaretlerini bugüne kadar kör bir Türkiye düşmanlığıyla terör örgütüne destek verenlerden almaktadır. Bölücü terör örgütü sınırlarımız dibinde masum insanlarımızı katlederek, canımızı yakarken binlerce kilometre öteden burayla ilgili kesilen ahkamların artık nezdimizde karşılığı kalmamıştır. Bundan sonra herkesin önünde iki yol var. Ya Türkiye ile birlikte hareket edip teröre karşı amasız, fakatsız, lakinsiz tavır alacaklar. Ya da bu eli kanlı terör örgütünün her cinayetinin ortağı olarak önce vicdanlarda ardından uluslararası platformlarda hesap verecekler. Kardeşlerim, Türkiye'nin son 18 yılda elde ettiği kazanımlara göz dikenlerin amacı gücünü birliğimizden ve beraberliğimizden alan siyasi ve ekonomik hedeflerimizi gerçekleştirmemizin önünü kesmektir. Bunun için sadece son 7-8 yılda sayısız tuzak kurdular. Sayısız senaryo geliştirdiler. Sayısız oyun oynadılar. Hamdolsun bunların hepsini de milletimizle birlikte boşa çıkarmayı başardık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Pek çok kritik hususta 2023'ü bir milat haline getirmiş durumdayız. Amacımız ülkemizi bu tarihe yeni ve sivil bir anayasaya kavuşmuş olarak ulaştırmaktır. Tabii hem kazanımlarımızın korunması hem hedeflerimize yürümeye devam etmemiz bakımından 2023 seçimleri tarihi bir öneme sahiptir. Bunun için sizlerden önümüzdeki 2,5 yıllık dönemi çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. Biz gücünü Allah'ın yardımından ve milletimizin desteğinden alan bir hareketiz. Milletimizle gönül bağımızı ne kadar güçlendirirsek, ülke olarak da geleceğimize o kadar güvenle bakabileceğimiz bir döneme gireceğiz. Bu duygularla bir kez daha kongrelerimizde görev üstlenen kardeşlerimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum ve bu vesileyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Şimdi teker teker bazı illere bağlanacağız. Şöyle birkaç dakikanızı rica ediyorum ve bu bağlantıyı bu vesileyle kuracağız. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, konuşmaları için AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Birazdan Sayın Cumhurbaşkanımız diğer 4 ilde bekleyen hemşehrilerimize bağlanacak. Hep beraber Rize'den diğer şehirlerimize selam göndereceğiz. Şöyle tüm bayrakları görebilir miyiz lütfen? Evet, birazdan Konya, Aksaray ve Eskişehir illerimize
yine Rize'den bağlanacağız ve değerli hemşehrilerimize Rize'den selamlar göndereceğiz. Tüm bayrakları görelim lütfen. Evet, şöyle hep beraber illeri bir görelim öncelikle. Evet, illere bağlanıyoruz. Tolga abi yardımcı olabilirse. Evet, Aksaray'a bağlanabilir miyiz lütfen? Evet, Rize'den Aksaray'a selam olsun diyoruz. Şu anda ekranlarda Aksaray'ı görüyoruz. Evet, yönetmenimizden rica ediyoruz ve Eskişehir'e bağlanabilir miyiz lütfen? Eskişehir. Evet, şu anda Eskişehir'deyiz. Eskişehir'e Rize'den selam olsun. Evet, şimdi de Konya'ya bağlanabilir miyiz lütfen? Konya. Evet, birazdan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantılara devam edecek. Tüm hemşehrilerimizin yerlerinde kalmasını rica ediyoruz lütfen. Henüz kongre programımız bitmedi. Birazdan tek tek buradan Aksaray, Eskişehir ve Konya'ya Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bağlanacak. Lütfen yerlerimizden ayrılmayalım. Teşekkür ediyoruz. Evet, yönetmenimizden rica ediyoruz. Aşırı kar muhalefeti sebebiyle Konya'ya bağlanmakta biraz zorlanabiliriz. Tekrar bir Konya'ya bağlanabilir miyiz lütfen? Evet, şöyle bayrakları görebilir miyiz lütfen? Tüm bayraklar. Gençler, tüm bayraklar lütfen. Evet, kongremiz henüz bitmemiştir. Tüm konuklarımızın yerlerinde kalmalarını rica ediyoruz. Evet, birazdan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir, Aksaray ve Konya illerimizin kongrelerine bağlanacaktır. Evet, şöyle tüm bayrakları görebilir miyiz lütfen? Evet, yönetmenimizden tekrar rica ediyoruz. Konya'ya yeniden bağlanmayı deneyebilir miyiz? Evet, tüm misafirlerimizin yerlerinde kalmalarını rica ediyoruz lütfen. Maskelerimiz takılı olsun rica ediyoruz sizlerden.
Tüm bayrakları görebilir miyiz lütfen? Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeniden salona teşrif etmektedirler. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Şimdi ilk bağlanacağımız il Aksaray. Şöyle Aksaray'ı ekrana getirelim. Ve anons ettiğim arkadaşlarımızın işaret buyurmalarını istiyorum. Aksaray İl Başkanımız Hüseyin Altınsoy. İşaret buyurun lütfen. Anakademiyi ayakta göreyim. Anakademi ayakta olsun. Kadın Kolları Başkanımız Ferhan Polat. Evet, kadın kollarımızı da lütfen ayakta görelim. Kadın kollarımız, Gençlik Kolları Başkanımız Mehmet Emin Kılıç. Gençlik kollarımızı da lütfen ayakta görelim. Rabia ile beraber. Evet, il başkanımız buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, Genel Başkanım, Salihler Şehri Aksaray'dan selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Tüm teşkilatlarımızla 2023 hedeflerine hep beraber gece gündüz çalışarak ulaşacağız inşallah. Çay eli çaya bekliyorsa biz de incelek tatlısı ikramında bulunmak i̇nşallah. İstiyoruz Aksaray olarak. Ben selam ve saygılarımı sunuyorum tekrar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Kadın Kolları Başkanımız Ferhan Bolat. Sayın Cumhurbaşkanım. Ferhan Hanım'a verelim mikrofonu. Aksaray'ın, Şehri Süleha'nın ak kadınları 2023'e hazırdır. Yolunuz yolumuz, davamız davamızdır Sayın Cumhurbaşkanım. Aksaray hasretle sizi bekliyor Sayın Cumhurbaşkanım. Maşallah. Gençlik Kolları Başkanımız Mehmet Emin Kılıç. Sayın Cumhurbaşkanım. Ak sütün içindeki akıllı idrak edebilen ak gençlik Aksaray'da 2023'e 2071 hedeflerine de hazırdır. Saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun, sağ olun. Evet, şimdi şöyle hep birlikte bir Rabia yapalım. Hazır mıyız? Rabia'ya hazır mıyız? Evet. Rize de ayağa kalksın. Yorulmayalım bugün. Maşallah. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tek devlet. Bir olacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Bir olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Evet, şimdi Eskişehir'e geçiyoruz.
Eskişehir. Eskişehir İl Başkanımız, lütfen işaret buyurun. Zihni çalışkan. Kadın Kolları Başkanımız Özlem Ünalır. Gençlik Kolları Başkanımız Musab Tayyip Altınkaynak. Evet. Zihni Bey buyurun. Hanımlar, arkadaşlar, daha program bitmedi. Lütfen devam ediyor. Yerlerinizde kalır mısınız? Özellikle delegelerimiz kalsın, oy kullanacaklar. Allah rahmet eylesin. Oy kullanma 5 dakikaya başlıyor arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanım, 2023 hedeflerinde sonuna kadar yanınızdayız Sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın izniyle inandığımız yolda Eskişehir teşkilatlarımızla 2023 yolunda ölümünüze kadar arkanızdayız Sayın Cumhurbaşkanım. Saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Sağ olun. Evet Özlem Hanım buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım selam saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. 2023'te kadın kolları olarak kaleyi içten fethetmeye hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. İnandığımız yolda yürümeye hazırız Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Gençlik Kolları Başkanımız Musab Tayyip Altınkaynak. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım sizleri sevgiyle, hasretle, muhabbetle Eskişehir'den selamlıyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz efendim. Biz de Eskişehir Gençlik Kolları olarak inşallah 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda kapı kapı gezerek ulaşılmadık genç bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Gençliğimizin en güzel yıllarında mücadelenizin bir neferi olmaktan büyük gurur duyuyoruz efendim. Saygılar, hürmetler sunuyorum. Evet. Şimdi Rabia'mızı hep birlikte Eskişehir, Rize beraber söyleyelim. Hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek vatan, bir olacağız. Tek devlet, iri olacağız. Bir olacağız. Diri olacağız. İri olacağız. Kardeş olacağız. İri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Evet, bugün Eskişehir'de de bir şehidimiz var. Bağlamayı söylemişlerdi. Şu an itibariyle bağlayabildiler mi bilemiyorum. Değerli arkadaşlar, kongremiz devam ediyor. Daha faaliyet raporu, gelir gider hesap raporu okunduktan sonra oy kullanma başlayacak, bitireceğiz. Şu anda oy kullanma yerlerine kimse birikmesin. Oy kullanma başlamıyor çünkü şu anda. Delegelerimiz oylarını kullanmadan salondan ayrılmasınlar. Biz bakanlarımız ve milletvekillerimizle aileyi ziyaret ettik. Şehit cenazesine katıldık Sayın Cumhurbaşkanım. Nabi Bey. Şehidin annesini bağlayacağınızı haber vermiştiniz. Ne oldu? Evet, size ulaşamadılar o gün. Neredeyiz? Ha. Eskişehir'desiniz. Sayın Cumhurbaşkanım. Eskişehir'deyiz. Şehidimizin annesiyle cenazede görüştük tekrar. Ailede görüştük. Babasıyla da görüştük. Uygun bir zamanda sizinle irtibatlayacaklar.
Tamam. Arkadaşlarım özel kaleminizle de görüştük. Zafer Bey'le görüştük. Sizinle irtibatlayacaklar. Peki. Sağ ol. Annesiyle Ayşe Hanım'la. Peki. Sağ ol. Ayşe Hanım'la görüşecekler. Peki. Allah rahmet eylesin. Sayın Cumhurbaşkanım. Mekanı cennet olsun inşallah. Eskişehir Millet Bahçemizin açılışına inşallah sizleri bekliyoruz. Eskişehir Sayın Cumhurbaşkanı'nın sevdasıyla yanıp tutuşuyor. İnşallah Millet Bahçemizin açılışına bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah, inşallah. Sağ olun, var olun. İnşallah, inşallah. Evet. Şimdi Konya. Şimdi Konya. Konya İl Başkanımız Hasan Angı. Şöyle ana akademiyi de görmek istiyorum. Kadın Kolları Başkanımız Esra Doğan Candan. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, herkes yerlerine oturursa, sayın delegeler. Gençlik Kolları Başkanımız Mustafa Selman Avcı. Hasan Bey buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kadın Kolları Başkanımız Esra Doğan Candan. Mikrofon kesik galiba. Ses gelmiyor. Evet, şimdi de Gençlik Kolları Başkanımıza verelim. Mustafa Selman Avcı. Seste bir sıkıntı var. Peki. Şu anda Rabia'mızı hep birlikte yapalım. Konya hazır mıyız? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Konya her zamanki gibi dik, dimdik ve güçlü. Sağ olun, var olun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, geliyoruz Rize. Rize hazır mıyız? Rize İl Başkanımız İshak Alim. Değerli arkadaşlar, değerli misafirlerimiz. Yani tekrar buraya bağlantı mümkün olabilir bir ihtimal. Kadın Kolları Başkanımız. Arkadaşlarımız uygun bir şekilde. Sema Yağcı Tekin. Otursunlar. Rize Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ali Çelik. Evet, İshak.
Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, bizler de sizi, zat-ı halinizi, değerli hanımefendiyi ilimizde, ana baba ocağınızda ağırlamanın onurunu, sevincini yaşıyoruz bir kez daha. Diğer illerimizde bahsetti. Evet, biz de bugün çok farklı, çok coşkulu bir kongre planlamıştık. Ancak Allah rahmet eylesin, şehitlerimizden dolayı bu şekilde bir organizemiz oldu. Sizlerin bize göstermiş olduğunuz hedefler doğrultusunda 2023, 2050, 2021, 2053, 2071 hedeflerimize kadın kollarımız, gençlik kollarımız, tüm teşkilatımızla birlikte inşallah emin adımlarla yürüyeceğiz Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah 2023'te Lize'den çok daha farklı bir ses inşallah bekliyoruz. Bundan da zerre kadar şüphemiz yok. Sayın Cumhurbaşkanım, şunu da belirtmek isterim. İlimizde zat-ı halinize tabii ki hemşehrilerimizin özellikle teveccühü. Hemşehrilerimizin zat-ı halinize teveccühü ve partimize teveccühüyle, teşkilat mensuplarımızın da gayretli çalışmalarıyla bugün itibariyle 100.124 üyemiz mevcuttur. Tabii ki biz bu sayıyla yetiştirdik.